Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Din, birey ve toplum konumuza beraberiz. Hazır mısın Tonguç Evlenme? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Din dersimize başlıyoruz. Süper bir konu, çok önemli bir konu. Gerçekten hayatımızın temelini oluşturuyor. Tonguç Kapa nasıl katılırım? <laughs> 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için... Öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi tonguç kaptaki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kapa bekliyoruz. Şimdi bugün dersimizde seninle beraber din ve birey ilişkisine bakacağız. Din ve toplum ilişkisine bakacağız. Yani dinin aslında birey açısından ne anlama geldiğini, toplum açısından ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. Hem kişisel olarak hem de Sosyal olarak aslında dinin bize katkılarını irdeleyeceğiz diyorum. Ve tabii ki görevlerimiz var. Ama öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum. Yazılı haftamız of. geldi. Bey Matematik, Türkçe, inkılap, fen, din İngilizce, bütün yazılı provalarımız zaten teker teker geliyor. Sen de yazılılara bomba gibi çalışacaksın. Biliyorsun yazılı notlarımız var yazılara çalışmak için. Yazılı notlarımızda teker teker yazılılar önemli, LGS'e önemli. E, evladım benim, senin için her ikisi de önemli. Çünkü yazılılara çalışınca zaten aslında LGS'ye çalışmış oluyorsun. Ha. Hem buradaki yazılı notlarından bütün derslerimizi, tüm derslerimizi tekrar edebilirsin ve birinci dönemin iki yazısına çalışabilsin çalışabilirsin ve tüm dersler soru bankamızdan, biliyorsun Fijital kitabımız meb ortak sınav denemelerimiz var. Fijital kısmında yani dijital kısmında bu kitabın aslında hem yazılılara çalışmış oluyorsun hem de ortak sınav denemeleri bazı il ve ilçelerde yapılıyor. Hatta bazı sınıflarda da tamamen ortak sınav yani test usulü yazılılara geçiyorlar ve sen de şimdiden bunlara bu kitapla beraber çalışabilirsin. Yazılılara çalışabileceğin test kitap test kaynaklarımız da var burada ve biliyorsun tabii ki biz dördüncü haftadayız şu anda hala ve din kültürü ahlak bilgisinden dördüncü haftadaki ödevlerimiz burada hemen sana göstermek istiyorum. Eee Tak diye gösterelim bakalım buradaki ödevlerimizle bakalım. Süpersonik'ten test 32, 33, 34'ü yapmanı istiyorum. Ve Dinamo kitabımızdan da 28 ve 29'u yapmanı istiyorum. Ve tüm derslerden de test 07'yi din kısmındaki yapmanı istiyorum. Ve ödevlerimizi hızlıca verdik ve hadi bakalım senle beraber din nedir buna başlayalım. Şimdi bir kere Tonguç Erameyim. Din aslında Allah'tan peygamberler vasıtasıyla insanlara indirilen insanların öğüt alması için Allah tarafından gönderilen mesajlar bütünü aslında din olarak adlandırılıyor. İşte İslamiyet var. Başka ne var? Hristiyanlık. Harikasın. Başka ne Harikasın. Süper. Bunun gibi kutsal dinler var. Aynı zamanda Tonguç Şelal'de benim bazı dinler de hani tek tanrılı olmayan bazı dinler de işte Budizm, işte Hinduizm İliminati. de benzeri. Bunlar da tek tanrılı olmayan dinler içerisine giriyor diye düşünebilirsin. Şimdi biz aslında dini niçin kullanıyoruz? Aslında Allah bize bunu vermiş bir araç olarak. Niçin? insanı iyiye ve doğruya yönelten bir araç olarak kullanıyoruz dini. Ve hem dünyada hem de ahirette insanların mutluluğunu amaçlıyor din. Yani aslında biz mutluluk için bir amaç olarak kullanıyoruz dini. Ve ilahi kurallar bütünü aslında din. Yani Allah'ın bize verdiği, Allah'ın bize gönderdiği mesajlar, kurallar bunların her birisi dini Kur'an-ı Kerim bize gönderilen mesaj değil mi hocam? Aynen öyle. Gerçekten Kur'an-ı Kerim ilahi bir mesaj ve bunu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Allah insanlara ulaştırdı. Tabii ki aynı şekilde Hz. İsa vasıtasıyla İncil'i aynı zamanda Hz. Musa vasıtasıyla e, Tevrat'ı insanlara Allah tebliğ etti. insanlara ulaştırdı diye düşünebiliriz. Peki içinde neler var? Dinin ana konuları neler? Dinin ana konuları inanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve toplumsal ilişkiler. Yani biz aslında nasıl inanacağız? Hangi e, yöne doğru bakmalıyız yani Allah'ı ararken ki Allah'ı e, bir şekilde bulmamız gerekiyor ve gerçekten de bu fıtri bir şey yani herkes inanıyor hatta geçen sefer e, hatırlıyorsun ülkemizde çok büyük bir keşif yapıldı ve Göbekli Tepe dediğimiz aslında insanlığın ilk yerleşim bölgesini buldular ve bu yerleşim bölgesinde ilk başta hemen tapınak buldular yani aslında insanlar... Doğuştan yani ta eskilerden beri ilk zamanlardan beri inanma ihtiyacına sahipler ve bu insanın doğuşundan gelen bir şey ve inanç esasları da Allah'ın derdi inanç esasları da Kur'an-ı Kerim'de bize gönderilmiş e, İslamiyet vasıtasıyla. ibadetler nasıl ibadet edeceğiz? Namaz, oruç, hac, zekat. Aynı zamanda ahlak ilkeleri nasıl davranmamız gerekiyor? Çalıp çırpmamamız gerekiyor. İşte e, yardımsever davranmalıyız. Yardımsever. Aynen öyle. Bunun gibi zekat ve paylaşma ünitesini daha yeni bitirdik. Toplumsal ilişkiler. insanlar arasındaki ilişkiler nasıl olmalı? Kul hakkı yemememiz gerekiyor. İşte selam ve ben, vermeliyiz. Selam vermemiz gerekiyor. Bunun gibi birçok ilişki aslında dinin içerisinde var. Benim dedem geçen sene hacca gitti hocam. Süper. Allah kabul etsin ve bunların her birisi de bizim mutluluğumuz için. Yani bunları işte Allah istedi ve benzeri işte sadece Allah için yapıyoruz. Biz aslında acı çekiyoruz diye bir şey yok. Bunları yaptığımız zaman aslında buradaki ana amaca doğru gidiyoruz. Yani mutluluk ve yani dünya üzerindeki yaşadığımız hayatın güzel geçmesi ve iyi ve doğru yaşamamız için yapıyoruz diye düşünebilirsin. Şimdi aslında insanlar en başından beri ben kimim? Niçin buradayım? Niçin bu dünyada varım? işte nereye gidiyorum? Niçin dinliyorum. bu dersi dinliyorum? Aynen niçin bu dersi dinliyorum? Dünyanın sonu ne olacak? İşte ölümden sonra hayat var mıdır gibi birçok soruyla yüzleşiyorlar ve gerçekten de ben de bu soruları kendi kendime soruyorum. İşte bu tarih boyunca sorulan bu sorulara doğru cevapları birçok akım vermeye çalışmış ve birçok işte bilim vermeye çalışmış. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi felsefe tabii ki. Ben niye buradayım? Niye varım? Niye niye varım ben? Niye yok değilim? Niye varım gibi bazı sorular. Üşeniyorum ben... öyleyse yarın. Aynı öyle. Mesela buradaki felsefenin aslında sorduğu birçok soruların Doğru cevaplarını biz dinde buluyoruz. Yani İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Budizm, işte e, Manizm... ...işte birçok farklı din var ve bunlar aslında temel olarak bu soruyla cevap vermek zorunda. Şamanizm çalışıyor. var değil mi hocam? Tabii ki var. Yani. Türklerin eski dinlerinden bir tanesi. E, burada aslında... Bu sorulara cevap aradığımız için din bizim için, bizim mutluluğumuz için bu sorulara cevap vermek için var. Çünkü gerçekten bu sorulara cevap veremeyince boş boş ot gibi yaşamanın bir manası da olmuyor açıkçası. Gerçekten de e, bu sorulara en sağlıklı ve doğru cevapları da dinler vermiş şu ana kadar. E, tabii ki İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik e, tek tanrılı dinler olarak geçiyor. Ve bunlar gerçekten de en doğru cevaplarla e, dolu ve aynı zamanda tabii biz... İslamiyet dinini e, seçtiğimiz için ve gerçekten doğuştan beri İslamiyet içerisinde olduğumuz için de... E, ...İslamiyet'i getiren Hazreti Muhammed Peygamberimiz... E, Çok ve şükür Müslümanız değil mi hocam? Onun bize söylediği şeyler bizim için hepsinden çok çok daha önemli. Çok şükür Müslümanız diyoruz. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Peki bu sorulara cevap olarak neler verilmiş peki? Onlara bakalım birazcık. Kutsal kitaplar bir kere bilimsel araştırmalar, arkeolojik kazılar bize aslında birçok dinle alakalı ve tarihin her döneminde dinin var olduğuyla alakalı örnekler veriyor. İşte demin de sana söylediğim gibi en eski e, tapınak Göbekli Tepe ve İnanan insanların ibadetlerini ve ritüellerini buradan anlayabiliyoruz. Bazı ekipmeyenler buluyoruz işte kutsal alanın yani tapınakların yerleşimine bakıyoruz. Ve Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde bulundu bu gerçekten de olağanüstü bir keşif. Dünyanın bilinen en eski tapınağı olarak tarihe geçti şu anda diyoruz. Peki. Peki Tonguç Evlen Bey. İnsanlık... Aa bu bebek kim hocam tanıyor musunuz? İnsan doğuştan olarak nelere sahip onları biliyoruz. Mesela doğuştan bebek tonguçerem doğduğu zaman hemen annesinin memesini refleks olarak emer. Yani insanın doğuştan bir şey vardır, refleksi vardır. Yani sen bebeğe öğretmezsin annenin memesini emmelisin, o sütü emmelisin, içmelisin diye öğretmezsin. Doğduğu anda Tonguç anne meme emme isteği vardır ve buna bir doğuştan gelen refleksleriz. İşte göz kapaklarımızı kırpmamız da doğuştan gelen reflektir Bunlar zaten fen dersinde öğreneceğimiz şeyler. Ama aynı zamanda Tonguç benim insanın doğuştan inanma ihtiyacı da vardır. Fıtri dediğimiz yani e, doğuştan gelen, fıtratımızdan gelen ilk bu ihtiyaç Tomuç Eren Bey bizim... Ee, bir güce inanma, e, var olan bir güce inanma. Yani aslında bizim tanrı olarak yani Allah diye bildiğimiz Yaratıcı. yaratıcıya inanma ihtiyacımız vardır ve, ve bu fıtridir diyoruz. Yani yaratığımızda vardır. Hocam? Yani doğuştan gelendir diyoruz. Şimdi insanda her zaman yüce ve gücü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım isteme eğilimi vardır. Neden biliyor musun? Çok enteresan Thomas hocam. Biz dünya üzerinde ufacık bir noktayız aslında. Dünya çok büyük biliyorsun. Ve güneş sistemi de güneş Dünyanın 1 milyon katı büyüklükte. Güneş sisteminde bir sürü gezegen var ve biz bu güneş sisteminin içerisindeyiz aslında. Yani noktanın da noktasıyız aslında. Sonra Satürn'ün bir galaksinin içerisindeyiz. Samanyolu galaksinin içerisindeyiz. E, hatta ineklerinden sevdiği galaksinin adı nedir? Ne? Harikasın. Samanyolu galaksidir. Çünkü bol bol saman vardır. Ve bu galaksiye Çalışkan öğrenciler samanyolu galaksini yaşar. Aynen süper. Bu galakside Tonguşer güneş sisteminin bir trilyon yüz trilyon katı. Çünkü içinde yüz binlerce, milyarlarca yıldız daha var. Bir de bu galakside evrenin içerisinde yani aslında sen... Ben nokta... kendim bayağı önemli bir şey zannediyordum. Aslında. Aynen sen kendin çok önemli bir şey zannediyorsun ama e, işte bilmem ne... Ben e, tam bir dangosun diyorum hocam e, kendim artık. İstanbul Kağıthane'de e, Şebin Karahisar <laughs> mahallesinde yaşayan ufacık bir noktanın noktasının noktasısın. Dolayısıyla bu kadar küçük ve bu kadar acizken ve her an işte volkanlar patlayıp güneş patlaması olup işte elektrikler kesilecek hatta şu anda böyle bir haberler de var bu arada Aa. 2024'te e elektrik sistemleri çökecek ve elektriksiz kal kalacağız diye Ben telefonumu var. şarj edeyim hemen telefonu şarj edeyim. Dolayısıyla bunun gibi bu kadar acizliğimiz varken ...kendisinden daha güçlü bir varlığa güvenme, sığınma ve yardım isteme eğilimimiz var. Allah'ım bir zor durumda kalmazsan Allah'tan yardım isteriz değil mi? Aynı onun gibi düşün. Mesela bak Rum suresi 30. ayette. Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir diyor. Gerçekten de e, Allah'ın e, bizi yaratmasından dolayı ona güvenmemizi ve... E, ona inanmamızı istiyor burada da mesela hadis-i şerifte de neymiş dünyaya gelen her insan fıtrat üzere yani tek olan Allah'a inanma eğiliminde doğar demiş e, doğuştan gelen bir ihtiyacımız var diye düşünebiliriz. Peki bireyin hayatının amacını bulmasına yardımcı olur dedik dini din mesela e, insanın. E, gerçekten de doğuştan gelen en önemli hayat amacı Allah'ın söylediği Allah kulluk etmek. Yani ibadet dediğimiz e, sadece ibadeti böyle fiziksel olarak anlamayacaksın tabii ki. İnanma da aslında bir ibadettir. İşte Allah'ı anma da bir ibadettir. Allah'a kulluk etmek hayatın yaratılış amacı şeklinde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Manevi ihtiyaçlar. Mesela biz gerçekten de insan olarak iyilik yapmayı severiz, değil mi Tonguç Ölüme? Evet hocam Mesela bir fakire yardım ettiğimiz zaman mutlu olmaz mıyız? Evet. Aynı onun gibi işte bu bu fakire yardım ettiğimiz zaman mutlu olma aslında dinin bize emrettiği bir şey. Dinin bize söylediği bir şey. İşte bunların her birisi manevi olarak bizi tatmin ediyor ve manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Dinin bize söylediği ibadetler. İnsanın zorluklar karşısında sabırlı olmayı öğretiyor. Gerçekten de yalnız kalınca ne kadar çaresiz hissederiz değil mi? Ama Allah'ın bizim yanımızda olması veya bir arkadaşımızın bizim yanımızda olması bile bizi gerçekten de güçlü kılar. İşte zorluklar hayatın her alanında var ve bu da din de bizi bu zorluklara karşı sabırlı olmayı ve güçlü olmayı e, sağlıyor. Bireyi iyiye ve güzele yönlendirir. Tabii ki dinin birçok söylediği ibadet aslında bizi iyiye yönlendiriyor diye düşünebiliriz. Aynı zamanda şefkat, sevgi, merhamet yaygınlaşmasını sağlamak aslında dinin asıl amaçlarından bir tanesi ve bu toplumdaki mutluluğu arttırıyor. E, toplumun ...işte zengin-fakir ayrımının kalkmasını... ...güçlü-zayıf e, ayrımının kalkmasını sağlıyor. Çalışkan-tembel ayrımı. Aynen öyle. Cemaat ile birlikte kılınan namazlar... ...birlik ve beraberlik du duygumuzu güçlendiriyor. İşte Kabe'ye gidince bir sürü... E, ...farklı ırktan insanı bir arada görüyorsun... ...ve hepimizin Müslüman olduğunu hissediyorsun. Din sosyal ve iktisadi yönüyle... Öne çıkan ibadetleriyle toplumsal dayanışmayı da mesela zekat ve paylaşma zekat fısadaka ile aslında iktisadi olarak yani para olarak aslında bizi yakınlaştırıyor birbirimize. Haksız kazanç, işçi hakları, zararlı alışkanlıklar işte din, e, kumar, içkiyi işte e, yasaklıyor. Aynı zamanda işte kul hakkının yenmemesini öneriyor. Dolayısıyla bunların her birisi de bu konularda toplumu bilinçlendiren özellikler diye düşünebilirsin. Hadi bakalım şimdi senin meydan okuma testimizi bekliyoruz. Um. Öğrendiğimiz konularla alakalı hemen e, testimizi çöz ve e, bilgilerini test et diyorum. Ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla bakalım. Tonguç Dershane sundu.